İnegöl Müteahhitler Dernek Başkanı Fahrettin Baykan televizyonumuza önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Baykan, inşaat sektöründeki durgunluktan son zamanlarda yaşanan iş kazalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Özellikle 2014 yılının inşaat sektörü için zor geçtiğini ifade eden Dernek Başkanı Fahrettin Baykan, 2015 yılından umutlu olduklarını belirtti. 2014 yılı inşaat sektöründe iyi geçmediğini söyleyebilirim. Bu 17 Aralık'tan sonra inşaat sektörü tamamen durmuştu. Bu faizlerin de yükselmesiyle ta seçimlere kadar hiç daireler satılmadı. Bu seçimden sonra hafif bir kıpırdama oldu. Ama tabii ki bu yeterli değil. Artık 2014 bitmek üzere bütün umutlarımız 2015'te artık. İnşallah 2015'te inşaat sektörü hızlanır ve biz de biraz nefes alırız diye düşünüyorum. Son zamanlarda Türkiye genelinde yaşanan iş kazalarını değerlendiren Baykan, iş güvenlik uzmanları gerekli denetimleri yapmadığını ileri sürdü. İş kazaları inşaat sektöründe oluyor. Geçen gün mesela asansör kazası oldu. Buna çok üzüldük tabii ki. Ama bu inşaat sektöründe bir yanlışlık var. Nerede var? Mesela inşaat sektöründe bizi denetleyen kim? İş güvenliği uzmanları. İş güvenliği uzmanları şu anda yetersiz. İş güvenliği uzmanları şu anda inşaatları denetlemiyor. Ya iş güvenliği uzmanı geliyor bize, bana ofise geliyor, diyor ki ya bir eksik var mı? Bunu gelecek benim inşaatımda kendi görecek. İnşaatımı benden habersiz gezecek ve eksikleri orada görecektir. Bu konuda iş güvenliği uzmanları ve iş güvenliği sistemi şu anda çalışmıyor. Bir ikincisi, şantiye şefleri var mesela. Şantiye şefi o inşaatın kontrol eden şantiye şefi, değil mi? Bir tane şantiye şefi 5 tane inşaata bakıyor kanuna göre. Veya 30 bin metrekare alana bakıyor. Yani bir tane inşaat 30 bin metrekare ise bir taneye bakıyor. Eğer 3 bin, 4 bin, 2 bin ise 5 taneye kadar bakıyor. Altıncıya bakamıyor. Ama 5 tane inşaata bir inşaat şefliği, şantiye şefliği nasıl yapacak adam? 5 tane inşaat. Hangisine gidecek? Ben bunu iddia ediyorum. Mesela adam tekstil fabrikasında çalışıyor ama A firmasında şantiye şefliği yapıyor. Bunu yetkililer bilmesi lazım. Yetkililer bu konuda adım atması lazım. Yani birileri bedavadan para kazanıyor. Baykan son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in iş adamlarına yönelik yaptığı kefenin cebi yok açıklamasını değerlendirdi. Kefenin cebi yok, ben de biliyorum ya. Onu herkes biliyor, kefenin cebi yok. Ama bir inşaat sektörünün başında olan müteahhit her şeyin hesabını yapmak zorunda. Sayın Bakanımızın dediği kefenin cebi yok konusuna ben katılmıyorum.